kurban kesimi. Kurban gerek ferdi açıdan, gerek toplumsal açıdan çeşitli yararları olan mali bir ibadettir. Ve bir yıl boyunca hepimizin dört gözle beklediği kurban, kurban kesiminin hepimizin hayatında önemli izleri vardır. Ve kurban dendiği zaman bu mali dini ibadet diyoruz. Çünkü ülkemizde evet bir taraftan dini ibadetimizi yerine getiriyoruz. Artı aynı zamanda o paylaşım, dayanışmanın da güzelliğini yaşıyoruz. Çünkü ülkemizdeki evlerin çoğuna ki yaklaşık %40, %50'si sadece kurban bayramında et girer. Bu paylaşım, bu güzelliği yaşadığımız zaman da inanın kurban döneminde bu eve giren etler 6 ay boyunca bu evin kırmızı et ihtiyacını karşılar. O yüzden kurban kesimine hem o manevi hazı tatmin etmek hem de hijyen kurallarına dikkat etmemiz son derece önem taşıyor. Bir taraftan kurbanı dini ritüellerine yerine getirmek, dini kurallara uygun hareket ederken de günümüzün işte anlattığımız hayvan refahını, gıda güvenliğini tamamen gözeten gerekli uygulamaları yerine getirmemiz gerekiyor. Yalnız tabii bu çok kolay ifade ettiğimiz cümle uygulamada çok da böyle olma hepimiz görüyoruz. Niye? Çünkü ülkemizde Kurban Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon ailenin kurban kestiği öngörüldüğü zaman da yıllık kurban döneminde 2,5-3 milyona yakın hayvanın kesildiği bir süreç. Bu hayvan sayılarına bakınca da karşımıza başka bir gerçek daha çıkıyor ki dünyanın yaklaşık 60-70 ülkesinin 70 ülkesinden daha fazlaki küçük baş hayvanı biz 4 günde hatta çoğunlukla kurban ilk günde kesiyoruz. Yani bugün Almanya'daki bütün koyun varlığını biz sadece kurbanın birinci, ikinci günde kesiyoruz. Tabii buna ne altyapımız yeterli olur, ne kesimhaneler yeterli olur, ne de mezbahalarımız yeterli olur. Böyle olunca da işte son yıllarda hızla artan belediyelerin kurban kesim yerleri devreye giriyor. Özel kurban kesim organizasyonu devreye giriyor. Ve daha önceki yıllarda şehirlerimize gördüğümüz o kötü manzaralar her yıl gün geçtikçe azalmaya başlıyor. Evet, kurban kesimi dediğimiz şeyi ben şöyle anlatmak istiyorum. Hiçbirimiz yolda bir bademcik ameliyatı olmak istemeyiz. Veya bir fıtık ameliyatını yolda yapmak istemeyiz. Ama kurban da aynıdır. Kurban kesimi çok ciddi hijyenik tedbirleri olan uzmanlar tarafından yapılması gereken bir uygulamayken biz maalesef kurbanı eline bıçağı alan, bir satır alan herkesin mahalle aralarında, evin bahçesinde kesebildiğimizi düşünün bir süreç olarak algılıyoruz. Bunun bedelinde her sene kurbanda gördüğümüz kendini kesen, yaralayan hatta geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da gördük. Yani kurban kesmeyi çok basit diye düşünen, elime bıçak aldım bu işi yapabilirim diye yapan insanların kurban kesmek yerine kendilerini kestiğini gördük. O yüzden kurbanda 2-3 şeye çok net dikkat etmemizi öneriyorum. Bir, bayramların içi boşaltılmamalı. Yani kurban bayramı, Ramazan bayramı bir tatildir. Hey o tatile gidelim yerine o bayramların özellikle bu iki dini bayramı, Ramazan ve kurban bayramlarını anlamına uygun şekilde birlikte geçirmek, aileyle geçirmek, paylaşımı ön plana taşımanın önemi olduğunu düşünüyorum. Yoksa çok hadi bakalım tatil yapalım, 3 gün tatil, pazartesi de geldi, şu da gel uzatmak yerine bayramın coşkusunu bütün ailece yaşamamız gerekiyor. Bir diğer konuda, ikinci konuda işte kurbandaki paylaşım. Yani kestiğimiz kurbanın ne kanı ne eti yaradan ulaşmaz ama biz bunu ihtiyaç sahibi olan kişilere vererek bayramdaki o paylaşımı güzel de yaşatmış oluruz. Üçüncü olarak da işte bu kestiğimiz kurban etlerinde hijyenik koşullarda elde edebilirsek, sağlıklı koşullara ulaştırabilirsek de kendi elimizi insanların sağlığını tehdit etmemiş oluruz. Özetle kurbanda sağlığımızı kesmememiz gerekiyor.